Tuncay Bey için efendim alkışlar. Fakat İsmet Hanım'ın muhteşem performansının ardından Tuncay Bey ile karşı karşıya kaldığımız için kendisini de böyle biraz yükseltelim dedik. Güzel yarışmadı mı efendim? Evet. Çok güzel yarıştılar. Saygı duyacak bu performans. Hakikaten öyle. Benim saygı duyduğum kısım ne yaptığını bilmez gibi 9000 puanın üzerine çıkmış olması. Biraz demek ki asılsa üzerine soru yazar 10.000 de yapardı. Çok sakin ve şey rahat yarıştı. Efendim size 6 tane harf alma hakkı bıraktı. Evet. 1 saniyecik de arttırdı. Yani 14 soruya cevap vereceksiniz. 6 tane harf alırsanız 2 saniye arttırmanızı rica edeceğiz. Umarım yapabiliriz. Yaparız. 4 harfli cevaplar belki İsmet Hanım'ınkilerden biraz daha zor gibi. Ama aşağıya doğru güzel akıp gidecek derim ben. İnşallah. Başlasın mı? Tabii ki. Hadi buyurun yaz. Çalışan bir mekanizmayı düzene sokma ölçüsü. Dur ben onu bir... Bunun... Ayar. Çok güzel. Hocam tabii ki. Hazırdım yani incesi vardır, kabası vardır demeye hiç ihtiyaç duymadınız maşallah. Buyurun geliyor yenisi. Engelleri zorlukları yenme kararlılığı. Azim olsa gerek. Tebrik ederim üstadım. Çok hızlısınız. Maşallah. Burada biraz laf kalabalığı yapılmış. Gerekirse bir nefes alırız. Yine harf almadan cevaplayacağınıza eminim. Tuncay Bey sağlam başladık. Bulunduğu toprağın ürünü veya o toprağın insanı tarafından yapılmış olan mal. Nasıl mal? Yerli. Yerli malı. Çok güzel. Çok güzel üstad. Şimdi son 5 harfli cevabınızla ilk 6 harfli cevabınız birbiriyle bağlantılı şeyler efendim. Buyurun geliyor ilki. Yere veya döşeme üzerine serilen örtü. Yere veya döşeme üzerine. Sergi. Sergi gibi bir şey ama kopmayın o yapıdan. Böyle ne yaptım? Yaygı. Yaygı. Gayet güzel. Hocam hayran kaldım. Buyurun. Yaygı aklınızın bir kenarında dursun. Yeni bir soru ama bağlantılı. Dar ve uzun yer yaygılarına verilen ad. Yere yaydığımız... Yolluk. Yolluk. Çok güzel. Çok güzel. Hakikaten öyle. 6 soruya birden cevap verdiniz. Özür dilerim. 5 soruya birden cevap verdiniz. Hiç harf almadan. Şimdiden 2400 puandasınız efendim. Buyurun. Şununla birlikte 3000'i de yakalarız. Görelim. Övünme, iftihar. Bir erkek ismi olarak da karşımıza çıkıyor. Hem de ne erkek. Bir harf alabilir miyim? Buyurun. Bir erkek Kıvanç. Ismi. Kıvanç. Kıvanç. 500 puan. Bu da bir kadın ismidir. 7 harflidir. Şöyle sorulmuştur. Süs havuzlarının vazgeçilmez peyzaj ürünü olan bir çiçek. Lotus da diyorlar. Nilüfer. Nilüfer 700 puan değerinde. 3600 kasa. Güzel harfidir. Tek kelimedir. Teklemeden cevap verirsiniz efendim. Buyursunlar. Onura dokunan küçültücü söz veya davranış. Hakaret. Hakaret. Tuncay Bey. Tuncay Bey hayran kaldım. Şimdi 8 harflidir cevaplarım. İlki ve karşınıza çıkan yabancı kökenli ilk cevaptır. Biz bunun karşılığı olabilecek, karşılığı olarak kullanılan iki tane kelimeyi size vereceğiz. Yani şöyle bir soru soracağız. Kaynak veya tavsiye. Bu anlamlarda kullanılır. Bu Fransızca kökenli sözcük efendim. Biz bunu kaynak aldık, biz bunu nokta nokta aldık. Referans. Çok güzel. Tuncay Bey çok iyi. Çok iyi. 8 harfli tek kelime. Basit bir şey. Ama tehlikeli. Neden? Akla birden fazla cevap getirebilir. 8 harfli olduğunu unutmayalım efendim. Buyurun. Görünür hale gelmek, ortaya çıkmak. İkisini birleştirin. Ortaya çıkmak. Ortaya çıkıp görünür olmak. Tek kelime. Tek kelime. Zuhurat. Hayır. Türkçe. Türkçe. Eski kelimelere gitmeyin. Basit düşünün ne olur. Harf alayım. Hadi alalım bir tane yahu. Çünkü yani evet güzel yerden geldi. Basit düşünün. Belirmek. Belirmek. 700 puan. Benim yüzümden oldu. Biraz yani dikkatli olun filan dedim. Siz zuhur etmeye filan gittiniz değil mi efendim? Ben tamam. De tek kelime olduğunu unuttum. Yani. Öyle mi? Neyse ama çok güzel cevapladınız maşallah. İki tanecik harf aldık şu noktaya kadar. 9600'e ulaşabilecek durumdayız. Elimde size soracağım 4 tane soru kaldı. Süre 2 dakikadan fazlası var.
Aman bozmayın efendim. İnşallah. Aman bozmayın, bu şekilde ilerleyelim. Zaten tünelin sonundaki ışık belli oldu. Bir saldırıyı bertaraf etme. Düşmanı çekilmek zorunda bırakma. Yine M, ma diye biten tek kelime. Düşmanı çekilmek zorunda bırakma. Düşmanı, yani düşman bize saldırmış ama biz öyle bir karşılık veriyoruz ki düşmanı çekilmek zorunda bırakıyoruz. Harf alayım. Aldık bir tane. 2 dakika süremiz var efendim. Rahat edin ne olur. Püskürtmek ya. Püskürtme. Gayet güzel. Gayet güzel. Hiç canınızı sıkmayın ne olur. Süreyi kullanın ama üstadım. Süreyi kullanın. 100 puan fazla olsun da süreden gitsin. 0 saniye olsun. Buyurun gelsin. Genellikle hicivle süslenen mizahi resim sanatıdır. Karikatür mü? Karikatür mü? Gayet güzel. Gayet güzel. 7500 yaptık kasayı. 2 kelimeden oluşuyor. 10 harfli cevapların ilki. Şöyle sorulmuş. Açık ve kesin olmayan bir dille, tırnak içinde. Bu anlamda bir sözcük dizisi. 2 kelimeden oluşuyor. Açık ve kesin olmayan bir dille beni tehdit etti. Açık ve kesin olmayan... Üstü kapalı. Nedir? Üstü kapalı mı acaba? Hocam olur mu? Olur mu? Üstü kapalı mı? Risk aldık. Karşılığı 1 puandır. Sizi tebrik ediyorum. Hiç harf almadan bu soruya daha önce galiba cevap verilmemişti. Tebrik ederim Tuncay Bey. Evet. Aşağıdaki soru kolay. Sonunu aldığı eklerle birlikte 6 harf... Kaç ne harf alabiliyorum? Harf? Şu anda mı? Son sorumuz mu bu? Son soru, son cevap. 3 harfini alabilirsiniz. Tamam. 10 harfli bir cevap. Tek kelimeden oluşuyor. Sonunu almış eklerini, öyle olmuş 10 harfli. Hiçbir şey anlamadım ama. Yapmayın yahu. Heyecandan anlamadım. Siz çok güzel anlatıyorsunuz. Basit bir şey aslına bakarsanız efendim. Şimdi kimisinin böyle soruları gördüğü zaman sinirlenen de var ama Osmanlı tarihinden itibaren 16. yüzyıldan itibaren bu topraklarda yaşanmış bir alışkanlık. Şöyle soru verdik. Güneşi ehli keyif masalarında batırma alışkanlığı. Akşam sefası. Yok. Akşam güzel. Tek kelime olsun. Ehli keyif masası. Bir harf alabilir miyim? Aldık bir tane. Kökü bulduk zaten de. Ekte mi sıkıntı var? Batırma alışkanlığı. Ehli keyif masaları. Akşamdan kalma, akşam. Tek kelime. Kökünü buldunuz. Eklerde problem var. Bekmak mı? Hı-hı. O alışkanlığa ne diyoruz? Akşamlamak diye bir şey. Akşamlamak değil o. O bir harf daha alayım. Bir tane daha peki. Heh, o alışkanlığa sahip bir şey. Akşamcılık. Akşamcılık 800 puan değerinde. Sonunda 2 tane harfimiz fazladan uçtu gitti. Dur bakalım son problem ya. Yaratacak mı? Ama ne olursa olsun efendim, ne olursa olsun 9300 puan üzerine 45 saniye. Şahane bir sonuç. Kocaman alkışlara.